Günün önemli gelişmelerinin ayrıntılarını aktaracağız ama önce futbol diyoruz. 9 maçtır 3 puan özlemi çeken Bursaspor bugün sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak mücadele öncesi son durumu Cevdet Altınel'den alacağız. Cevdet Altınel, sözü sana ve konuklarına bırakıyoruz. Gülünay Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda mutlu akşamlar diliyorum artık maçın başlamasına. Bir saatten az bir süre kaldı gerçekten yeşil beyazlar adına. Hafta boyunca sık sık vurguladık. Çok kritik bir karşılaşma, zor bir karşılaşma. Çünkü Bursaspor 9 haftadır kazanamıyor. Baktığımızda son 3 karşılaşmada yeşil beyazlar gol atma dahi başarısı gösteremedi. Buna karşılık rakip Kayserispor ise ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Kırmızılı ekip Sumudika yönetiminde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu 23. haftaya kadar. Evet, Bursaspor'un ilk 11'de elimize ulaştı. Yeşil beyazlarda baktığımızda Ekon kart cezası sebebiyle Badu'da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bursaspor karşılaşmaya kalede Harun Tekin, geri dörtlüde Barış Ertuğrul, Titi, Aziz Beyiç. Orta alanda Şeyhu Bostok önerinde Bataca. Kanatlarda Kembo, Yusuf Erdoğan, ileride Stankuy kombi ile mücadeleye başlayacak. Musa Sow da kadroda, sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma giyememişti. Büyük ümitlerle devre arasında transfer edilen Musa Sow'un ilerleyen dakikalarda teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyuna dahil edilmesini bekliyoruz. Hareketlilik her geçen dakika artıyor. Taraftarın ilgisi de açıkçası merak konusu. Oldukça da gergin bir ortam da söz konusu. Bu gerginlik dün akşamki divan kuruluna da yansıdı. Başkan Ali Ay'ın yaptığı açıklama esnasında sarf ettiği sözler üzerine divan kurulu tepki göstererek divanı terk etmişlerdi ve divan kurulu da bu konuşmayla birlikte sonlanmıştı. Bakalım bu akşamki 90 dakikada sonunda Bursaspor'un galibiyetiyle sular biraz olsun durabilecek mi? Galip gelebilecek mi? Onun sorusunu da Erkan Sağlığa yönelteceğiz. Evet Erkan, nasıl bir 90 dakika bekliyorsun? Öncelikle kadrodan başlayayım istersen. Evet. Hoca hakikaten iyi bir kadro sürmüş sahaya. Sadece Kembo'nun performansı tartışılabilir. Yani gerçekten ligin ikinci yarısında kötü bir performans ortaya koyuyor Kembo. İşte kilo almıştı, gelmişti devre arasından sonra. O yüzden eleştirdiğimiz konular oluyor. Tabii artık hocanın da böyle işte son maçıymış gibi algılanıyor. Öyle bir ibare var çünkü. Son şans olarak. Son şans olarak gözüküyor. Belki de Kembo'ya o yüzden sarıldı. Çünkü Kembo kendi oyuncusu, kendi istediği bir oyuncuydu. İşte Şeyhu da o şekilde. O yüzden bence iyi bir kadro çıkmış. Kazanmaya yönelik bir kadro. Hücum futbol oynayacak muhtemelen. Ki zaten bu böyle bir karşılaşmada Beşiktaş maçında gerçi Delarge vardı. Buna benzer bir kadro. Buna bir kadro. Evet. Ben zaten Kembo'nun yanında Delarge vardı. Ben istediğim sistem bu şekildeydi. Evet. Çünkü daha atak oynayan bir oyuncu. Şeyhu orta sahada daha verimliydi bana göre. Kesinlikle. O yüzden iyi bir 11 olduğunu düşünüyorum. İnşallah da bugün kazanan taraf da Bursaspor olacaktı. Çünkü artık buna çok ihtiyacı var Camihan Cevdet abi. Yani doğru. Özellikle 9 maçtır kazanamıyoruz ve kara bulutlar üzerimize dolaşıyor. Tam bir kaos camiası olduk. Yani bu maç bence kırılma maçı olacak. Eğer Bursaspor kazanırsa yoluna çıkış yaparak devam eder. Ama kaybederse de hakikaten çalkan dibe doğru devam eder Cevdet abi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Erdal Akçay'la devam edeceğiz. Bakalım Olay Gazetesi'nin değerli ismi Erdal Akçay neler söyleyecek. Evet, kadrolar elimize ulaştı. Onu aktardık. Evet. Camianın durumu da ortada. Bursaspor'da hakikaten sıkıntı büyük. Bu sıkıntının aşılmasının adında da bu akşamki karşılaşmanın kazanılması gerekiyor. Kazanabilir mi? Kazanması için Bursaspor'un neler yapması gerekiyor? Yani Bursaspor'daki sıkıntının aşılması için bu akşam Kayserispor'u yenmek her şeyi çözer diye düşünüyorum. Bir galibiyete ihtiyacı var bu camianın. Hep söylüyoruz, Bursaspor'un kadro anlamında gerçekten çok da fena sayılmayacak bir kadroya sahip. Doğru. Ama ne yazık ki özellikle 2018 yılı itibariyle bir takım olma ruhu kayboldu takım ilk bu kadroda. Evet, evet, evet. Yani bu işi toparlayacak olan da Paul Le Guen'in kendisi. Bugün kendisi 54. yaş günü. İnşallah böyle bir özel günde Bursaspor'la yolları ayrılması. Temennimiz Bursaspor kazansın, arka arkaya birkaç galibiyet ve beraberlik alsın. Şu düşme hattından tamamen ilişini kessin. Fransız çalıştırıcı da devam etsin. Yani Bursa'daki insanlar hoca teknik direktör değişikliği için bayılmıyor. Ama şu da var, işler kötü gidiyorsa futbolcunun 25 futbolcuyu gönderemeyeceğinize göre yönetimi de gönderseniz şu an bir şey elde edemeyeceğinize göre mecburen teknik direktör değişimi yapılmak zorunda. Ya bu açıdan bu akşamki maç kritik. İnşallah yani ve
şey belli şey olmasın. Yani B planı gerçekleşmesin. A planında her şey yoluna girsin. Bir Kayseri galibiyetiyle birlikte Bursa Spor önünü açsın. Gelecek haftalara daha güvenli baksın. Fransız çalıştırıcıyla yoluna devam etsin. Ama bunu yapmanın sebebi de belli, sahada futbolcular savaşacak. Bugünkü kadroya baktığımızda bunun ipuçlarını da görüyoruz diyebilirim. Evet, Beytullah Suat'la devam edeceğiz. Maç öncesi değerlendirmelerimizle Erdal Akçay suların durulması için bu akşam maçın kazanılması gerektiğini söylüyor. Evet Beytullah, sen nasıl değerlendireceksin 90'da? Teknik kadro ve futbolcuların özür dileme maçı bu. Evet. Yani haftalardır hakikaten gerek skorla birlikte gerek oynanan futbolla birlikte bir karamsarlık hakim camiada. Bu tarz bir galibiyete ihtiyacımız var. Bence Jires Kembo'dan eleştirdiğimiz, takım içerisinde huzursuzluk çıkartıyor dediğimiz Kembo'dan bugün farklı bir şeyler bekliyorum. Herhalde hoca için oynayacaktır diye düşünüyorum bugün. Yani aklıma ilk 11'i görünce aklıma o geldi. Dörtlü savunma, bunu alayım tekrar oldu galiba. Dörtlü evet. Savunma, orta sahada Şevu, Bataja, Bostok. Ancak karşıda dirençli bir takım var. Dikkat edilmesi gereken bir takım var. Evet. Özellikle bireysel kaliteleri oldukça Deniz'i görüyoruz, Umut'u görüyoruz, Badri'yi görüyoruz orta sahada. Yani iyi futbolcuları var. Hiç değilse direnç, mücadele bekliyorum bugün takımdan. Çünkü Galatasaray maçındaki görüntüyü anlatmanın bir anlamı yok artık. Evet. Bu bir haftalık yoktu. Süreçte bazı şeyler toparlandı mı toparlanmadı mı bunu da açık bir şekilde göreceğiz. Dediğim gibi yani mücadele bekliyorum. Bir şeyler görmek istiyorum artık ben sahada. Tüm camiye görmek istiyorum. Evet. Yani 9 hafta olmuş Cevit abi. Bak 9 hafta az bir süre değil. Yani evet. Konya'daki maçı hatırlıyorum ben. Aradan epey zaman geçti. Dediğim gibi bugün kendilerini affettirme ve özür dileme maçı futbolcuların. Onu da bekliyorum. Teşekkür ederim. Orhan Güney'le devam edeceğiz. Bakalım Orhan Güney neler söyleyecek. Sabahki yayınımızda biraz daha derin bir analiz yapmıştık. Kadro belli mi? Evet, kadrolar elimizde başlıyor. Alayım kadroyu izleyicilerimizle bir daha. Evet, kalede Harun'u görüyoruz. Geri dörtlüde Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz Bey hiç. Orta alanda yani dünkü başkanın verdiği yollar doğrultusunda bu kadroyu biz oluşturmuştuk. Yine bir isimin dışında bu kadronun sahada olduğunu görüyoruz. Orta sahada Şehu, Bostok, Bataja, kanatlarda Kembo, Yusuf, ileride Stanku. Biz orada Delerci bekliyorduk. Kembo tercihinde bulunmuş. Tamam, Beşiktaş maçına oranla sadece evet. Badu yok, Bataja var. Evet. Yani Kembo'nun yerine de Delerci yerine de Kembo oynuyor. Yani Kembo ısrarını anlamış değilim ama demek ki bir şey görüyor. Kendi getirdiği oyuncu olarak Erkan ve Beytullah onu söyledi. Belki de kendisi için oynamasını istemiş olabilir. Tamam da kendisi için kaçıncı isteyişi bu? Neyse evet. Yani şimdi maç öncesi bir şey evet. Demeyelim de yani umarım kendine yakışanı yapar. Tamam mı? O ilk evet. Yarıda izlediğimiz Kembo'yu gösterir. Kadro tamam doğal yani Ekong yok, dörtlü evet. Savunma bir sıkıntı yok. Başka çare yok. Kazanmak zorunda. Evet. Başka ne diyebiliriz? Bu kadronun bu akşam çıkıp kazanmak zorunda olduğunu ve kazandığını herkese göstermesi gerekiyor. Rakip tamam çok tehlikeli bir rakip, ciddi bir rakip, evet. Sıraları oynayan bir takım. Belki ikinci yarıya tam performansıyla başlayamadı ama ilk beşi hedefleyen bir rakibi var. Sıkıntı yok. Kadro kalitesine baktığında da Bursaspor'un kadro kalitesinin daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. İki soru soracağım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır muhakkak. Kazanırsa devam. Beraberlik halinde ne olur? Kaybedilmesi halinde ne olur? Ya kaybedilmesi halinde herhalde Poligon'da yollar ayrılır. Yani soru mu bu? Kendi içinde 2-3 soru mu? Ya beraberlik halinde nötr bir durum ortaya çıkacak. Yollar ayrılır mı yoksa devam bence edilir mi? Bence ayrılması gerekiyor. Evet. İç sahada oynuyorsun. Yani kusura bakma iç sahada. Yani hele hele kazanmak zorundasın diyorum. Evet. Bak başka alternatifin yok. Hele hele dün akşamki gergin ortam. Bunların evet. Devam etmemesi, ortamın biraz sakinleşmesi adına kazanmak zorundasın. Evet bakalım yani bu zorunlu. Bunun dışındaki her sonuç mutlaka ve mutlaka bir radikal sonuç doğurur. Taşları yerinden oynatır. Bak 3 puanın dışında her sonuç Bursa Spor'da radikal bir hamleyi %1 milyon gerektirir. Benim kendi görüşüm bu. Evet, teşekkür ediyoruz Orhan Güney'de. Karşılaşma sonrası biz Spor Ekstra'da yaklaşık 35 dakika boyunca maçtaki yaşananları detaylı bir şekilde aktaracağız. Teknik adam ve futbolcuların röportajlarını da canlı olarak ekranlara getireceğiz diyerek sözü tekrar sana bırakalım Gülnay.